Sevgili izleyicilerimiz şu anda Samhane'deyiz. Samhane kaçlık? Samhane 16 çarpı 2. Paralel sistem. Hızlı çıkış. Böyle bir samhane. Peki zeminde şey kullanmışsınız, beton kullanmışsınız evet, direkt. Beton kullandım. Ve mesela bu taraf düz beton ama şeyle, pürüzlü, tırtıklı. Arka tarafta şey yapmışsınız, kanallar açmışsınız. Evet, Onun ismi benim pek aklıma gelmez. Burada herhangi bir kayma, herhangi bir sıkıntı yaşıyor yok, musunuz? herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Zaten bu sorunu yaşamamak için bunları böyle yaptık, özellikle yaptık. Çok şükür bir sıkıntımız yok yani. Sevgili izleyicilerimiz, samanelerde bazen fayans kullanılır, kaygan zemin kullanılır. Aman ha, sakın böyle bir şey kullanmayın. Yani bunları yapmıyorsanız, hani beton atmayalım diyorsanız, mesela kanallı tuğlalar var, çok eskiden kullanılan, onları kullanın. Olmuyorsa farklı alternatif çözümler var, yeni modern sistemler, onları kullanın. Önemli olan şey hayvanın samaneye sağ salim girip sağ salim çıkması, ayaklarının kesinlikle kaymaması. Yoksa kalça çıklıklığı gibi, kırıklığı gibi geri dönüş olmayan hastalıklar ve problemler karşılaşılıyor. Kırıklar oluşuyor. Bu da zaten hayvanı kaybetmeniz demek. Peki samhanede önceden zaten bildirim sistemi var, mastsiz Evet, vesaire gibi. sürü yönetim sistemi var. Bunda bunların hepsini görebiliyoruz. Mast var mı, yok mu, hayvanda başlamış mı, en azından önlem alabiliyoruz yani bunları. Hemen önlem alabiliyoruz. Kaç kişi çalışıyor samanede? Yani bir Samanede kişi dışarıdan getiriyordur hayvanları, oradan yönlendiriyordur. İçeride kaç kişi içeride çalışıyor? iki kişi çalışıyor. Bir kişi hayvanları götürüp getiriyor. Tamam, üç kişi. Tabii, üç kişi buradaki bütün işi Evet, bütün halledebiliyor. işi halledebiliyor evet şu Şu anda. anda 170 hayvan sağlıyor dedik. Bu 170 hayvanı ne kadar zamanda sağlıyorsunuz? 170 miydi, yanlış mı? 170 hayvan evet. 1,5 saat gibi sağım bitiyor. 1,5 saatte Evet. bitiyor. Toplam kapasitesi nedir 16 çarpı 2'lik bir samanenin? Toplam kapasitesi gün içinde tamamen çalışırsa 1000 başa kadar çıkabiliyor. Gün içerisinde hiç Hiç durmadan durmadan çalışırsa çalışırsa evet. kaç sağımlık, yani günde 3 kere sağım mı, 2 kere sağımda mı bu? Günde 3 sağımda 3 herhalde. sağımda evet. Günde 3 sağımda 3 1000 başa sağım. kadar çıkabiliyor. Peki meme başlıklarında şu anda 1 seneyi doldurdunuz mu? Yok, Bir biz bunları 6 ayda bir değiştiriyoruz. Seneyi beklemiyoruz. Her 6 ayda bir çalışma saatine göre her 6 ayda bir meme başlıklarını değiştiriyoruz. Şöyle çıkaralım, gösterelim. Tertemiz işi. Şeyde lastikler de çok iyi durumda. Herhalde şu şeyden yıkamalı Evet, bunlar. kendi kendini yıkıyor. Böyle bir şey var. Sistemi var. Sistemi var. Evet, hazırlıyorlar arkadaşlar bunları. Makine kendi kendini yıkıyor. Sıcak suyu, soğuk suyu kendisi ayarlıyor, kendisi alıyor. Düvelerde ilk sağıma girildiği zaman problem yaşıyor musun? Yani düveler doğurdu düve, Şimdi evet. şöyle söyleyeyim. Biz bu samhaneyi kurduğumuzda 4 gün sıkıntı çektik hayvanlarda. 5. gün kendileri girip çıkmaya başladılar. Yeni doğuran düvelerde de araya katırıyoruz. Arada kaynıyor gidiyor. Sıkıntı yaşamıyoruz yani. Öndeki ne yapıyorsa Evet, o da onu aynen. yapıyor. Onun Katak peşinden mı gidiyor. dönüyor, Evet. gidiyor. İlk sağımda bunlar takıldığında vurma vesaire gibi bir Yok. tepkiler Bu oluyor mu? sistemin en güzel özelliklerinden bir tanesi şurayla şurasını öyle bir güzel ayarlamışlar ki hayvan tekme atamıyor. Öyle İlk mi? etapta Çok vurmaya güzel. kalktığında ya buraya vuruyor ya da buraya denk getiriyor arka ayağının üstünü. Buraya geldiği zaman zaten buraya plastik koydular. Direkt hayvan plastiğe vuruyor. Bir iki defa vurduktan sonra bir daha vurmuyor zaten. Bir işe yaramadığını anladığında Evet, problem yok. sıkıntı yok. Peki gübreyi mesela diyelim buraya gübresini yaptı. Gübre direkt eğim Gübre var mı öne doğru? yerleri var burada içeride. Ha, içeride var, Evet, kendi kendi içinde. içinde var. Gübresini hayvan aşağı düşürmüyor hiç. Burada kanalımız var. O kanallardan şurayı görürseniz o taraftan aşağı iner. İdrarda da aynı durum var mı? Aynen. İdrarda da aynı durum. Hiçbir şekilde burada kirlenme Kesinlikle. yaşanmıyor yani. Çok güzel Kesinlikle. düşünülmüş. Evet. Kesinlikle bir kirlenme yok. Zaten samanın temizliğinden de belli oluyor. Yani zaten biz burayı günlük olarak her gün sağımcılarımız bizim silerler. Sağım bittikten sonra temizliği yapılır. Öyle. Peki hayvan içeriye girdi. Memesini siz yıkıyor musunuz? Yoksa ıslak havlularla mı temizliyorsunuz? Yoksa kuru mu yapıyorsunuz? Şimdi hayvan girdiği zaman önce ön daldırmaları yapılır. Deterjanlarımız var ona göre. Memede mesela gübre var. Onu Tabii nasıl? önce bir de daldırmalar yapılır. Sonra bunların özel bezleri var. O bezlerle silinir. Ondan sonra takılır. Bezler ıslak, nemli bezler. Nemli bezler Bir evet. kere kullanımlık Yıkanabilir bezler bezler. kullanıyoruz biz. Tamam, makinede yıkanıyor, Aynen tertemiz oluyor, temizlenip tekrar tekrar kullanılıyor. kullanılır. Evet. Tamam. Biraz da öbür bölümlere bakalım.
Sevgili izleyicilerim, şu anda Samani'de makineleri çalıştıran saham motorlarının yanındayız. Evet, saham motorları burası. 3 tane var. İkisi normal saham esnasında çalışıyor, birisi de yedek. Yedekte duruyor. Diğerlerinin birinde bir problem olursa evet, aynen. Devreye giriyor. Aynen. Peki bunların güç ünitesi, jeneratör falan var? Mesela elektrik kesildi. Jeneratörümüz var. Bunlar 5,5 kW'lık motorlar. Bizim 110 kW'lık jeneratörümüz var. Yani sistemde herhangi bir elektrik kesintisi de falan herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bütün sistemi çalıştırıyor. Tabii, bütün tamam. Sistemi çalıştırıyor. Soğutma tankına bir bakalım. Şimdi süt tankının yanındayız. Ne kadarlık kapasitesi var süt kapasitesi? 6 tonluk süt kapasitesi. 6 tonluk tank. Genelde saat kaçlarda gelip alırlar sabah? Sabah 10.30 gibi gelir, alır gider. Günde bir kere alıyor. Peki diyelim kar yağdı, problem oldu, soğutma tankı çalışmadı, öyle bir sıkıntı da hemen servis geliyor, ilgileniyor mu? Tabii. Servisimiz gelir, ilgilenir. Yani bu gelmezse başka bir araba muhakkak bir şekilde aktarılır yani sütümüz. Bugüne kadar hiç böyle sahamhanede veyahut da süt tankıyla alakalı başınıza bir şey geldi mi? Çalışmaması, problem yaşanması, sahamın yapılamaması gibi? Yok, sahamımızı bugüne kadar hepsini yaptık ama ufak tefek problemler illaki oluyor. Telefonla servisimiz arıyoruz. Telefonla en kötü ihtimalle kendileri gelip çözüyorlar. Hiç problem yaşamıyorsunuz yani. En önemlisi o zaten. Evet, aldığınız cihaz değil de servis önemli. Çünkü aynen, inek beklemiyor. Aynen, inek beklemiyor. Şurada gördüğümüz mama makinesi. Ne kadar kapasiteli süt alıyor bu? 100 litre. 100 litre kapasiteli. Sürekli karıştırıyor ve ısıtıyor. Isıtıyor, evet. Bu seyyar, o götürdüğünüz tabii, makine mi? Buzağların yanına götürüyoruz bunu. Buzağlar sütleri bundan veriliyor. Şeylerde süt için kovalar da burada. Evet. Süt verilen kovalarda. Zaten burada kaç tane var? 3, 6, 10 tane var, kova var. Evet, 10 tane kovamız var. Bunlarda direkt 3 tane de biberon var. Bunlarda ne onlar yapıyorsunuz? Onlar yeni doğumuz olan için. Yeni doğan doğduklarında ağız sütlerini verirken onlarla veriyoruz onlarda. Bunlar o zaman içerisine konuluyor makineden anlattığınız gibi. Evet, emiyor. Evet, ondan sonra evet, daldırma yapılıyor. Temizleniyor. Aynen. Tekrar diğer buzağa. Peki oradaki o temizleyici madde, daldırma yaptığınız madde herhangi bir deterjan kalıntısı vesaire falan bırakmıyor mu? Tekrar durulanıyor. Durulanıyor ondan evet, sonra. Evet. Çünkü iki kap götürülüyor. Kabın birisinde deterjanlar var. Diğerinde de durulama kabı var. İkisini birden kullanıyorlar. Sıkıntı yok. Şu ana kadar ağızlarına falan herhangi bir enfeksiyon falan yok, bir şey yaşamadık. Yaşamadık. Tamam. Şimdi biraz kısmını göstereceğiz. Kaba yem deposunu. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda kaba yem deposundayız. Saman ve yonca var. Arka tarafta da kesif yemler var. Saman bayağı büyük balyalar halinde. Kaçar kiloluk bunlar? Bunlar 350-400 kilo civarında. Ankara'dan geliyor. Bu bizim için daha kolay oluyor. İşçilik yok. Kendi makinemiz var. Makineyle indirip indiriyoruz. O yüzden büyük balayı tercih ediyoruz yani samanda. Yem karma vagonunda falan problem olmuyor. Ölçüleri tam tutturabiliyor musun? Tabii. Yem karma vagonumuzda kiloları belli oluyor. Kantar var zaten. Ne kadar atacaklarını biliyorlar. Ona göre atıyorlar içine. Yonca peki nereden aldınız yoncayı? Yoncayı Konya Karapınar'dan aldık. Onda da küçük balayı tercih ediyoruz. Büyük balyada sıkıntı yaşıyoruz. Onu da oradan getirdik. Yem karma vagonuna attığınız zaman kesif yemle kaba yemin birbirine karışmasında herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani tam bir homojen bir karışım elde edebiliyor musunuz? Evet, homojen bir karışım elde edebiliyoruz. Bir sıkıntı yaşamadık yani şu ana kadar. Peki yem karma vagonuna ham maddeleri atarken hangi sırayla koyuyorsunuz? Saman, yonca, ondan sonra kesif yemleri koyup silajı atıyoruz içine, karıştırıyoruz. O şekilde. Peki kaç metreküplük bir vagonunuz var? 8 metrelik bir vagonumuz var. 8 metreküp. Yem karma vagonuna hangi sırayla koyuyorsunuz ham maddeleri? Yem karma vagonuna saman, yonca, kesif yem, ondan sonra silajı koyup karıştırıyoruz. Bu şekilde daha iyi karışıyor. Evet, bu şekilde daha güzel karışıyor. Peki kaç metreküplük bir vagonunuz var? 8 metreküplük bir vagonumuz var. 3 karım yapıyoruz. Birinci de yüksek verimlere, ikinci de düşük verimlere, diğer karışımı da kuru dönemdeki ve buzağlara yani kuru dönemdeki hayvanlara yapıyoruz. Ham maddeyi alırken
herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani kalitede diyelim yoncayı mesela birisinden yonca alıyorsunuz. Karapınar'dan yonca aldınız. Her istediğiniz yoncayı diyelim 3 kere de aldınız. 3 kere de aynı kaliteli yonca geliyor mu? Şimdi kaliteli yonca gelmezse buradan geri gönderiyoruz. Çünkü anlaşmalarımızı öyle yapıyoruz. Bizim istediğimiz şartlarda yonca göndermezlerse gelen arabayı buradan geri çeviriyoruz. Böyle bir şey başınıza geldi mi? Geldi. Bu yıl geldi. İki araba gönderilmişti bu şekilde. Bunları geri gönderdik. Genelde ne tür bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Yani ne fark ediyorsunuz mesela? İstediğiniz yoncanın kalitesi veya duruşun nedir durumu? Hani neyle karşılaşıyorsunuz? Geçen yıl havalar yağışlık gittiğinden dolayı adam yoncayı biçmiş. İçinde bir önceki biçimden kalıntılar var. Biçtikten sonra tekrar o kalıntıları da içine koymuş, öyle göndermiş. Bu tür sorunlar yaşadık ve o tür yoncalarda zaten yaprak falan da hiçbir şey kalmıyor içinde. O tür yoncaları geri gönderdik. Şey küflenme içerisinde bir kısışma falan o tür şeyler nemli yonca gelme durumu falan oluyor mu hiç? Yok. Olduğu zaman geri gönderiyoruz zaten. Kontrol ediyoruz. Gelen bütün yoncaları kontrol ediyoruz biz burada. Şurada ben güneş panelleri görüyorum. Değil mi? Güneş paneli Güneş bunlar. paneli. Güneş panellerinde kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9 tane. Bu enerjiyi nerede kullanıyorsunuz? Bu enerjiyi suyu ısıtmakta kullanıyoruz. Sahmanının suyunu ısıtırken biz şeylerle, boilerlerle ısıtıyoruz. Güneş enerjisini kullanmamızın amacı boilerlere biraz daha sıcak su gelip elektrikten tasarruf etmek. Onun yanında depo yok çünkü de acaba diyorum elektrik şey için akülerde falan akülerde mi Yok, kullanılıyor? onun deposu arka tarafta. Oradan tekrar boilerlere geliyor. Sadece güneş enerjisi yani şey su ısıtmak Su için ısıtmak için kullanılıyor. kullanıyoruz, evet. Güneş enerjiyi mesela karşılamak için böyle bir şey çözüm düşündünüz mü hiç? İleriki zamanlarda bunu düşünüyoruz. Tabii bunların bir maliyetleri var. Biz de daha yeni kurulan bir şirketiz. İlerleyen dönemde öyle bir İlerleyen yatırım dönemde daha inşallah düşünüyoruz. bir yatırım düşünürüz. Beslemede bahsettiğiniz ham maddelerin yanında herhangi bir ek katkı maddesi, vitamin, mineral veya farklı bir şey veriyor musunuz? Kullanmış olduğumuz yemde gerekli aşağı yukarı her şey var. Bunun yanında ek olaraktan bypass yağı ve bir de gluten, mısır gluteni kullanıyoruz. Ek olarak bunları veriyoruz. Maya, toksin bağlayıcı bunları kullanıyoruz. Normalde hani işletmeler yeme ek olarak vitamin mineral karışımı verirler. Ay, özel paketler haline gelir falan. Sizin yeminizin kendisinde mi var? Evet, Özel mi? yemimizin özel bir yem. Çiftlik yemi diye üretiyor bunu. O yemin içinde gerekli bütün maddeler mevcut. Gerek kalmıyor yani başka bir şey. Sevgili izleyicilerimiz şu anda genç hayvan ve kuru dönem, kuru hayvan bölmesindeyiz. Kaç başlık bir şey, ünite bu? Burası 100 başlık. Şu anda alt tarafta şeyde genç hayvanlar var Evet, genç herhalde. adı. Sütten aldığımız buzağlar var öbür tarafta. Veriye doğru erkekler var. Burada geçen yıldan düvelerimiz var. Kuru dönem var orada da. Şu anda kapasitenin üzerinde mi hayvan Evet, var? kapasitenin üzerinde hayvan var. Yeterli gelmiyor. Bir yere daha ihtiyacımız var. Onun için de onun çalışmalarına da başladık. Herhalde bu yaz döneminde falan İnşallah bir bitireceksiniz. aksilik, bir kederlik olmazsa. Evet. Peki erkek hayvanlara ne kadarlık olana kadar bakıyorsunuz burada? Erkek Kaç hayvanları burada aylık yaşıyorlar 1 yaşından sonra başka bir yere alıyoruz bunları. Farklı bir ünite daha mı farklı var? bir yani farklı bir yerimiz daha var, oraya götürüp orada bakıyoruz onlara. Ondan sonra kesime Evet, gidiyor. kesime gidiyor. 18 17-18 aylık kesime gidiyorlar. Yani kiloya göre mi yapıyorsunuz kesim işini Kiloya göre. yoksa şey Kiloya göre. aya göre mi? Yani aşağı yukarı o aylarda istediğimiz kilolara geliyorlar. Peki burada düvelerin beslenmesiyle besi hayvanların yani erkeklerin beslenmesi farklı olur. Nasıl ayarlıyorsunuz Zaten 1 yaşına kadar aşağı yukarı hepsi aynı şekilde besleniyor. 1 yaşından sonra dediğim gibi erkekleri ayırıyoruz. Erkeklerin bakımı farklı oluyor. Dişi düvelerin bakımı da farklı oluyor. Peki oradakiler torpilli olanlar mı? Onlara yonca Evet. verilmiş. Onlar sütten kesilmiş hayvanlarımız. 7. aydan sonra, 6. 7. aydan sonra da diğer düvelerin yemine geçecekler. Buradan ne kadar zaman sonra yatırıp geçiyorlar? 7 ay sonra, yani 7 aylık, 7-8 aylıkken geçerler. Büyük üniteye geçiyorlar o zaman. Sağmalı hayvanların Evet. olduğu. Evet. Besleme bakımından mesela hiç deneme yaptınız mı diyelim? Silajla veriyorum, silajsız veriyorum. Bu tür denemeleriniz oldu mu? Verimlilik bakımından, besi hayvanlarından. Besanlar ya dediğim gibi biz daha yeni bir işletmeyiz. Daha yeni yeni denemelere başladık. Sonuçlarını da almadık tabii.
Almadınız. Peki burada bulunan hayvanların çoğu aldığınız düvelerden doğanlar mı yoksa evet, sizin? Hepsi. Şu anda hepsi almış olduğumuz düvelerden doğan hayvanlar. Kendi 60 olduğumuz tohumlardan gelen buzaları da orada az önce gösterdiğim ağırlıklar. Onlar da kendi buzalarımız. Şu ana kadar canlı ağırlıkları sizi tatmin ediyor mu peki? Yani aldıkları ağırlık artışı, hızı nasıl görüyorsunuz? Normal. Ne çok düşük ne de çok yüksek. Yani tam istediğimiz randımanı almış deriz. Yavaş yavaş bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. İnşallah. Zaten şimdi, o biraz da suni tohumlamaya bağlı olarak aynen, değişiyor. Aynen. Yani kaliteli tohumlarsanız kaliteli olur. Şimdi mesela dedim ya kendi atmış olduğumuz tohumlardan gelen buzağların büyüme şekilleri çok çok farklı. Geçen yılı oranla karşılaştırdığınız zaman bu yılki buzağların daha güzel, daha iyi bir şekilde geliştiğini görebiliyoruz. Yani. Peki doğan erkeklerden veya düvelerden köylü tarafından istenen oluyor mu? Talep alıyor musunuz şu an satış için? Şu an evet talep çok. Satış yapıyor musunuz peki? Satış yok. Şu anda daha başlamadı satışlarımız ama talep çok. Kaç başlık bir kapasite yapmayı düşünüyorsunuz işletmede ve sağmal kapasite olarak? Sağmal kapasitemiz yani 250-300 baş arasında. Yani orayı yakaladıktan sonra orayı yakalamayı hedefimiz o yani. 300 başlık bir sağmal. 300 baş sağmallık sonra gebe düvelere satmaya veya düve tabii, satmaya başlayacaksınız. Düve satmaya başlayacağız evet. Peki erkekleri hep elinizde tutacak mısınız yoksa mesela buzağıyken falan satmayı düşünüyor musunuz? Daha o konuda herhangi bir program yapmadık ama bakacağız işletmenin durumuna göre bize getirisi götürüsü nedir bunları değerlendirip ona göre karar alacağız. Geçen sene bir buçuk yıllık bir işletmesiniz evet, şu anda. Evet. Şu anda karlılık oranınız nasıl peki? Dediğim gibi daha yeni bir işletmeyiz. Daha kâra şöyle diyeyim. Yani şöyle söyleyeyim şu anda mesela bu tür işletmelerde 200-250 başın üzerinde olur. İşte kendi kaba yemini kendi üreten şey yapan yıllardır bu üretimi yapanlar verimlilikte belli bir şeyi tutanlar daha kafa kafaya yeni yeni kâra geçiyorlar. Hani sizin tamam kârlık oranınız biraz düşük olabilir ama yani bir ufuk görüyorsunuz burada kârlı. Tabii yakalıyor zaten şu anda onu yakaladık dediğim gibi hani köyler yani biz bu işe kendimiz daha önceden de yaptığımız için bir sıfırında başlıyoruz olaya. Ya bu avantajımız var onu kullanıyoruz. Tabii karlılık oranımız başladı. En azından hayvanı tanıyarak başladı. Aynen. Evet. Tamam silajı görelim şimdi. Sevgili izleyicilerim şu an silaj çukurunun içerisindeyiz. Silajın hepsini siz mi karşılıyorsunuz? Ekip biçiyorsunuz bildiğim kadarıyla birazını. Evet, yarısını biz kendimiz karşılıyoruz. Diğer yarısını da Adapazarı'nda bir firmadan temin ediyoruz. Kamyonlarla mı geliyor? Evet, kamyonlarla gelip boşaltıp yiyorlar. Evet, dökme. Ya silaj olayında ne kadar kısa bir zamanda kapatırsanız o kadar iyidir. Biz elimizden geldiği kadar en kısa zamanda kapatmaya çalışıyoruz. Yani. Uzunluğu ne kadar silaj çukurunun? 70 metre. 70 metre. Şu anda içeride iki öbek var galiba değil mi? Tek öbek. Diğer yeri daha sonra yaptık. Son zamanı yetmezse diyerekten. Orası daha farklı. Daha farklı oldu. Hı. Peki silajın yapımında tuz veya dışarıdan herhangi bir madde katıyor musun? Kullanmıyoruz. Hayır. Herhangi bir kızışma, küflenme yaşanıyor mu? Sıkıştırma çok önemli silajda. Makinelerimiz var bizim. Elimizden geldiği kadar çok sıkıştırıyoruz yani. Sıkışan silajda da çürüme, küf, bu tür şeyler yok. Dozer tipi bir makineyle mi çiğniyorsunuz? Şu gördüğünüz makineyle çiğniyoruz. Bunun aşağı yukarı ağırlığı 12 ton civarı. O ağırlık yetiyor buna. Makine ne iş yapar peki? Bu makine bizim her işimizi yapar. Kepçesi var önünde. Samanları indirip bindirmeye, silaj yüklemeye, yem karma makinesine silaj doldurmaya her işimizi görüyor. Eliniz ayağınız gibi yani. Şöyle bakalım makineye. Tabii. Peki kepçesinden biraz bahsedebilir miyiz? Kepçesi nasıl? Hani 5 metre yukarı kalkıyor. Kovası 5 metre ileriye gidiyor. 9 metre yukarıya kalkıyor. Ne diyorlar bu sisteme? Bunlara ne diyorlar? Teleskopik yükleyici. Teleskopik yükleyici evet. Olarak. 9 metre yükseklik size yetiyor zaten. Yetiyor evet. Bizim en yüksek yerimiz samanların olduğu bölge. Samanları koymak için bunu kullanıyoruz. Çok güzel, bayağı pratik yani birkaç kişinin yapacağı işi tek bir makineyle halledebiliyorsunuz. Bir şeyde mesela silaj biçiminde falan
ne kullanıyorsunuz? Kendiniz bir makine mi kullanıyorsunuz? Kendinize ait yok, bir silaj mı? Az önce dediğim gibi silajı yaptırmış almış olduğumuz firmanın bir tane silaj makinesi var, büyük silaj makinesi. Onu yaptırıyoruz kendi silajlarımızda. Çok kısa bir zamanda yapıyoruz. Bu son sistem dönenlerden mi? Evet. Evet, 6 sıralı. 6 sıralı olarak evet, geliyor. Evet. 6 sıralı. Şu an işletmenizde 10 kişi çalışıyor. Evet, 10 kişi çalışıyor. Mesela eleman bulmada, çalıştıracak eleman bulmada sıkıntı çekiyor musun? Tabii. Özellikle ara eleman sıkıntımız çok. Bugün baktığınız zaman herkes devlet kadrolarına girmek istiyor. Teknik lise sayısı oldukça az, teknisyen liselerinin sayısı oldukça az. Devletin gerçekten bunlara bir el atması gerekiyor. Bunlarla ilgili önlem alması gerekiyor. Çünkü bu tür işletmelerin ayakta durması için ara elemana ihtiyaç var. Bunu da yani biz yapamayız. Devletin yapması gereken şeyler. Bunlara da bir el atılmasını isteriz. Veteriner hekim veya ziraat mühendisi, o teknik bulmada problem yok ama teknik eleman yani evet. Teknisyen, tekniker bulmakta sıkıntı aynen, var. Aynen, teknisyen bulmakta sıkıntı var. Mesela diyelim ki biz bugün sahamhanemizde sahamı işlerini yaparken falan elemanlarımızın başında, hepsinin başında birer tane teknisyen olmasını isteriz. Sahamı daha düzgün olur. Mastit olaylarını falan hemen önleyebilecek. Yani sürekli başında duran birilerinin olmasını isteriz ama dediğim gibi ara eleman sıkıntımız var. Peki süt fiyatlarından memnun musunuz? Mesela diyelim şu anda bir ne kadarsın süt fiyatınız? 1.20 civarında falan. Diye. Yani aşağı yukarı oralarda çiftlik sütleri biraz daha farklı oluyor. Hı. Ama yok, kimse memnun değildir fiyatlardan. Çünkü ham madde girdisi çıktısı elemandır. Tabii bayağı bir masraf oluyor. Süt fiyatlarının biraz da yükselmesi gerekir. Teşvikler nasıl? Peki. Teşvikleri de devlet düşürdü sağ olsun. Biz çıkmasını beklerken biraz daha geri çektiler. Ona neye istinaden yaptılar onu bilmiyorum ama bugün Avrupa ülkelerinde yükselirken bizde düşüyor. Onu düşmemesi gerekir. Bizi teşvik etmesi gerekir devletin bu tür yatırımlara. Hadi niye düştü onu da bilmiyorum yani. Sormak lazım. Neden düşürdünüz? Neden düşürdünüz? Soralım buradan. Sizin aracınızda. Süt desteklerini neden düşürdünüz? Peki şeylerde mesela tohumlamalarda falan destek alabiliyor musunuz? Bir sıkıntı yaşıyor musunuz tohumlamalar için? Doğan buzağlar için, tohumlamadan doğan buzağlar. Yok. İyi takip ettikten sonra işletme önemli, en önemlisi takip. İyi takip ettikten sonra bunları alabiliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta Sakarya Kaynarca Kızılcaali köyündeydik. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.